Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden sizlerle birlikteyim. Oldukça lezzetli bir tarifim olacak sizlere bugün. Yemelere doyamayacağınız yumuşacık keki ve çikolatasıyla akılda kalacak bir lezzet. Çocuklarınızın da çok çok severek tüketeceği ev yapımı luppo yapacağız bugün. Hemen bu efsanevi lezzetin yapım aşamalarına geçelim. Detayları anlatırken ben siz de lütfen tarifime birer beğeni bırakmayı unutmayın. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bir büyük boy yumurta kullandım ben. Eğer yumurtalarınız küçükse iki tane de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtayı çırpma kabına aldıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekleyelim. Ve bu ikisini şöyle bir tur karıştıralım çırpma teli yardımıyla kek yapar gibi çok çok iyi çırpmanıza hiç gerek yok. Kendinizi yormayın bu anlamda. Şöyle birbirine karıştırdıktan sonra devam edelim. Şimdi bu karışımın içerisine sıvı malzemeleri ilave ederek devam edelim. Yarım çay bardağı da sıvı yağına ihtiyacımız olacak. Karışımımızın içerisine alalım. Ardından bir çay bardağı dolusu da süt ekledikten sonra sıvı karışımları tekrardan bir çırpalım. Tarifimize katı malzemelerini ilave ederek devam edelim. Uygun bir elek yardımıyla bir su bardağı unu Klasik bir bardak kullandım gördüğünüz gibi bir paket vanilya ve yarım pakette kabartma tozunu ardından 2 çorba kaşığı dolu dolu kakaoyu un eleğimize alalım. Karışımın içerisine eleyerek ilave edelim ve daha sonrasında çırpma teli yardımıyla çırpma işlemine geçelim. Katı malzemeleri elememdeki maksat kabarması için değil bu kez topaklanmasını engellemek içindi. Tamamen eledikten sonra çırpma teliyle güzelce bir çırpalım. Hamurumuzu akışkan güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve şimdi hazırladığımız hamuru isterseniz bu şekilde bir aparatta, isterseniz hamur dağıtıcınız varsa onun içerisine ya da hiçbir şeyiniz yoksa kepçe yardımıyla yapışmaz bir tavanın başına geçerek artık pankeklerimizi hazırlayalım. İlk aşamada çok azıcık yağ sürerek şöyle bir fırça yardımıyla tavanın tabanını yağlayalım. Daha sonrasında yağlamanıza hiç gerek olmayacak. Hamurumuz zaten yağlı olduğu için Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet akışkan, güzel bir kıvam aldı. Şimdi istediğimiz büyüklükte bu şekilde pankeklerimizi oluşturalım. İçerisinde kabartma tozu kullandığımız için pişerken büyüme oranını da göz önünde bulundurarak akıtalım hamurumuzu. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük, daha çok sayıda da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ebatlar, normal lupo ebatlarında yapmayı tercih ettim. Bu şekilde benim dediğim gibi normal lupo ebatlarında da yaparsanız eğer bu vermiş olduğum ölçülerden 5 adet çıkacaktır arkadaşlar. Bunun da sayısını hemen belirtmiş olayım. Yaklaşık 1-2 dakika kadar orta ateşte piştikten sonra üzeri göz göz olunca bu şekilde yapışmaz bir spatula yardımıyla ters çevirelim. Diğer tarafını da birazcık pişirdikten sonra artık tabağımıza alabiliriz düz durması için e, geniş bir tabak tercih edin lütfen düz vaziyette koyun şimdi göreceğiniz gibi tabaklarınıza da gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi tamamını alıyorum ve ikinci postayı hemen tavama yerleştiriyorum. Tavada pişen pankekleri düz bir zemin üzerine veya tabağınıza üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirdikten sonra artık tavayı yağlamaya hiç gerek yok. Bu şekilde tekrardan akıtma işlemiyle devam edelim. Sonrasında hamurumuz bitinceye kadar aynı işlemi uygulamakla devam edelim. Ben bu kısmı hemen hızlı olarak geçireceğim. İkinci postamın pişmiş haliyle hemen devam edelim. Daha detaylı anlamanız için hemen ikinci postayı da göstermiş oldum hızlandırılmış olarak. Ters çevirdikten sonra birkaç saniyede diğer yüzünü pişirerek alalım ve hemen krem şantisini çırpmakla tarifimize devam edelim. Şimdi bir çay bardağı soğuk sütü uygun bir çırpma kabına aldım. İçerisine bir paket kakaolu krem şantiyi boşaltıyorum. Pankeklerimiz de diğer tarafta hazırlar gördüğünüz gibi. Şimdi krem şantiyi köpük köpük oluncaya kadar iyice bir çırpalım. Normal şartlarda bir su bardağı ile yaparız krem şantiyi yalnız. Bu defa biraz daha katı olmasını istediğim için bir çay bardağı sütle hazırlıyorum. Bu aşamada isterseniz sade krem şanti de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kakaolu tercih ettim bu kez. Çok daha yakıştığına inanıyorum. Gerçekten efsane oldu lezzetini yaparsanız sizler de anlayacaksınız ve hak vereceksiniz eminim ki bana. Tamamen köpük köpük oluncaya kadar krem şantiyi çırptıktan sonra krem şantiyi buzdolabına kaldıralım. Bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Krem şanti buzdolabında dinlenirken biz de üzerinin çikolata sosunu hazırlamakla devam edelim. Hemen bu kısma geçelim buyurun. Üzerinin çikolata sosu için isterseniz kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde parça çikolatalar kullanmayı tercih ettim. Ben Marie usulü bu şekilde kaynayan suyun içerisinde tamamen eriteceğim şimdi. Toplamda 200 gram bitter çikolata kullandım. Ben bu şekilde ara ara karıştırarak çikolataların erimesini sağlayalım. Sonrasında içerisine bir kahve fincanı süt ilave edelim. Bu aşamada ben kameramı kapalı unuttuğum için çekemedim. İçerisine de bir tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı ilave ettikten sonra akışkan bir kıvam alıncaya kadar devamlı karıştıralım ve eritelim çikolatalarımızı. Hemen erimiş halini gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Artık pankeklerimizi krem şantisi ile buluşturmak için tezgahımızın başına geçelim. Pişirdiğimiz pankeklerimiz soğudu. Krem şantimiz de dinlendi. Artık buluşturabiliriz. Pankeklerimi bu şekilde düz bir zemin üzerine veya tahta üzerine dizdikten sonra üzerine bir sıkma torbası yardımıyla krem şantiden sıkalım tam kenarlarına taşmayacak şekilde orta kısımlarını tamamen krem şanti ile kaplayalım. Pankeklerin diğer yarısını da üzerine kapak olarak kullanacağımız için yarısına kadarını krem şanti ile buluşturalım. Bu şekilde krem şantiyi sıktıktan sonra geriye kalan kısımları bu şekilde üzerine kapak olarak kapatalım. Pankeklerimiz bitinceye kadar bu şekilde aynı işlemi uygulamaya devam edelim. Üzerinin diğer parçasını kapattıktan sonra da parmak uçlarımızla bu haliyle gördüğünüz gibi birazcık bastırarak yerleştirelim ve sonrasında çikolata sosuyla buluşturmakla devam edelim. Küplük bolarımızı isterseniz bir bıçak isterseniz çatal veya benim gibi spatulanın üzerine aldıktan sonra üzerine benmari usulü erittiğimiz çikolata sosunu gezdirelim ve her tarafının eşit oranda çikolata sosuna bulanmasını sağlayalım. Bu aşamayı dikkatli yaparsanız sizlerin de gördüğü gibi bu şekilde kenarlarını da etrafını da tamamen çikolataya bularsanız tam bir sonuç elde etmiş olursunuz. Sonrasında düz bir tabağın içerisine alalım ve aynı işleme diğer lupolarımızı hazırlamakla devam edelim tüm aşamalarını detaylı olarak çekmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ancak yine de atladığım, değinmediğim veya sizlerin merak ettiği bir nokta olursa yorum kısmından yazın. Ben sizlere dönüş sağlayayım inşallah arkadaşlarım. Bu aşamayı hızlandırılmış olarak hemen geçiriyorum. Daha detaylı görmeniz için bir tanesini daha nasıl çikolataya buladığımı göstererek hemen sunum aşamasına geçiyorum. Çikolata sosuna bulamış olduğumuz lüppoları buzdolabına kaldırarak en az yarım saat kadar buzdolabında soğumasını ve donmasını sağlayalım. Yeteri kadar soğumuş olan lüppoların üzerine Ben Mary usulü erittiğim kahvaltılık çikolata ile süslemeyi tercih ettim ben. Ancak sizler isterseniz beyaz çikolata ya da bitter çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Hemen kısaca merak eden arkadaşlarım ya da bilmeyen arkadaşlarım için çikolatayı bu şekilde sıkılır hali nasıl getirdiğimi de anlatayım. Kahvaltılık çikolatayı buzdolabı poşetinin içerisine köşe kısmına bir kaşık kadar yemek kaşığı ile aldıktan sonra kaynayan suyun içerisine poşetle birlikte içine su kaçmayacak şekilde bırakarak tamamen erimesini sağlayabilirsiniz. Ardından köşe kısmını bir kürdan yardımıyla deldikten sonra bu şekilde sıkılır hale getirebilirsiniz arkadaşlarım. Gayet başarılı bir şekilde süslemesini tamamladık. Yine bir 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra hemen bir tanesinin tadım aşamasına geçelim. Aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması için şimdi hemen iç dokusunu da sizlerle detaylı olarak paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi gayet nefis görünüyor. Hemen ortadan bölerek iç dokusunu da bakalım. İnanın yumuşacık ve çok aşırı lezzetli bir tarif olacaktır. Mutlaka deneyin. Çocuklarınıza hazır almaktansa bu şekilde istedikleri zaman çok pratik bir şekilde evinizde hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden gönderebilirsiniz. Tarifimi deneyen herkes lütfen fikirlerini yorum kısmından bizlerle de paylaşmayı unutmasınlar. Daha fazla tarife kolayca erişebilmek içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlarım. Dilerseniz beni her gün yepyeni tariflerim sizlerle buluşturduğum instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.